Sayın Hüseyin Karacan, katılımcı grup, son konuşma. Öncelikle saatte çok geç oldu, sabrınızı rica edeceğim. Değerli divan, saygıdeğer konuklar, çok saygıdeğer cefakar meslektaşlarım, hepinizi katılımcı grup adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlarım, gerçekten bu genel kurulda bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz genel kurulları mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çözüm yeri olduğunu biliyorduk. Ama bugün bir şeye şahit oluyoruz. Barajlar kralıyla ağır sanayi hamlesi diyerek kadayıfın altını kızartanların tartışmasına geldi meslek. Değerli arkadaşlarım, yapacak mesleğimiz kalmamış. Yarın için kaygılarımız var. Biz burada başka tartışmaların içerisindeyiz. Birbirimize proje yarıştırarak, birbirimize ithamlarda bulunarak bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Ben her genel kurulda şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Proje sunmak, mesleğin sorunlarını tespit etmek, sorunları dile getirmek çözüm değildir. Bugüne kadar 23 yılda eğer bu mesleğin sorunları çözülememişse biraz da kabahatin çoğu bizde ve sizde değerli arkadaşlar. Bu söylemlerime lütfen bütün arkadaşlarım dikkat etsinler. Geçtiğimiz genel kuruldaki konuşmalarına gidip bir daha baksınlar. Bugün geldiğimiz noktada bir adım yol alabilmiş miyiz? Söylediğim şudur arkadaşlar. Çözüm şudur. Meslektaş iradesini ortaya koymadığı sürece hiçbir sorunu çözemezsiniz değerli arkadaşlar. Biz burada ancak konuşur, sorunları tespit eder, gideriz. Bakın değerli arkadaşlar. Mükemmel 227 çıkıp bize beyannameleri imza yetkisi verildiğinde hepimiz havalara uçmuştuk. Saygın bir meslek elde ediyoruz diye düşünmüştük bugün. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce arkadaşım söyledi. Hepimizin başına gelebilecek bir olay. Meslektaşlarımız derdest edilip sorgusuz sualsiz aylarca içeride yatırılabilir değerli arkadaşlar. Sorun bu işte arkadaşlar. 227'den bir kere 227'den bugün geldiğimiz bağımsız devletin denen hikaye işlere nasıl geldiğimizi konuşmaktır değerli arkadaşlar. Bunları niye konuşmuyoruz? Çalışma programından bahsediyor değerli arkadaşlar. Çalışma programı geç gelmiş, eğitim gelmiş olabilir. Biz mesleğimize, meslektaşımıza çok saygılıyız. Merak eden, bu örgüte, bu mesleğe katkı sunmak isteyen arkadaşlar her zaman bu programların görüşlerini dinleyebilirler, okuyabilirler, bakabilirler. Sevgili meslektaşlarım, bakın. Programımızda 4 tane grup katılıyor, bir de bağımsız arkadaşımız katılıyor. Bu bir yarış. Yarışta muhakkak birileri önde gidebilir. Ama bu yarış tamamlanacaktır. Ama bir şey ifade ediyoruz. Biz bir farklılığı ortaya koyuyoruz. O da söylediğimiz şu. Biz sadece sorun tespiti yapmıyoruz. Ana bir temel konuyu ortaya koyuyoruz. Ve o konular şunlar değerli arkadaşlar. Çok açık ve net söylüyoruz. Kimse buradan alınmasın, gücenmesin. Ben hiçbir arkadaşımı kırmak istemem. Hiçbir örgütlü yapıya saygım sonsuzdur. Bu mesleğe katkı sunmak için grup kurmuş çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese yönelikten bu arkadaşlarımız meslek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu arkadaşlara saygı duymamız lazım her şeyden önce. Eleştirirken de bunlara dikkat ederek yapmamız lazım. Aksi takdirde birkaç sene sonra yönetici de bulamayacağız böyle bir ders. Değerli arkadaşlar, evet. Ne oldu şimdi? Denetim süreci. Geçtiğimiz genel kurullarda hem turnuvun hem odalarımızın genel kurulu değerli arkadaşlar tartıştığımız bir konu vardı. Hepimizi böyle aşka sevk eden, mesleki aşka sevk eden bir konu vardı. Yeni TTK süreci ve bağımsız denetim. Bakın değerli arkadaşlar. Bugün geldiğimiz nokta 3 yıl geçti. Geçtiğimiz genel kurulardan bugüne.
Geldiğiniz nokta neresi değerli arkadaşlar? Hanginiz bağımsız denetçi oldunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Bu bağımsız denetim sürecinde kaç lira kazandınız? Var mı? Arkadaşlar bunun cevabını veremiyor musunuz? Ben bu genel kurulda ağzımız dolu dolu bunları söyleyebilmeliyiz diye düşünüyorum. Ama geldiğimiz nokta ne yazık ki bu süreç çok iyi okunup değerlendirilememiştir. Bu süreç iyi yönetilememiştir değerli arkadaşlar. Bakın bir gecede kamu yönetim kurulu kuruldu. İşte bir arkadaşımız ifade etti. Kendi iktidar milletvekillerinin bile haberi yoktu dedi. Ben buna çok doğru bulmuyorum, çok katılmıyorum da. Çünkü şunu biliyoruz ki arkadaşlar, 2008 yılından beri kamu gözetim kurulunun kurulması gerektiği mecliste bu bekletiliyor. Mecliste bunun olduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl bir gecede çıkıyor bu arkadaşlar? Demek ki burada bir zafiyet var. 2008'den 2011 yılında kamu gözetim herhalde 2011'den çıktı. Kasım 2012. Evet, 11 yılında. Bu tarihe kadar biz bu süreci yönetememişiz. Meslektaşın haklarını koruyucu gerekli girişimlerde bulunamamışız demektir. Süreç budur değerli arkadaşlar. Bir taraftan 23 yıllık sürecinizde elde ettiğiniz kazanımlar, içinde bulunduğunuz konu budur. Diğer taraftan geleceğe bakış açımızı nasıl planlamalıyız? Bunlar oldu, yaşandı ve meslek hakikaten şunu söylüyorum. Ben önümüzdeki süreçte bu mesleğin çok daha, eğer öyle gidersek, çok daha büyük sıkıntılara yol açacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar bakın, bu süreçte, bağımsız denetim sürecinde meslektaşlarımız uluslararası denetim tekerlerinin çırağı çıkartılmıştır. Geldiğimiz süreç budur değerli arkadaşlar. Onun için biz şunu söylüyoruz. Sorunları tespit etmek yetmez, çözüm iradesini ortaya koymak gerekir diyoruz. Tüm bu taleplerin takipçisi olmak, mücadelesini vermek, müzakeresini yapmak her grubun, her meslektaşın görevidir diyoruz. İşte katılımcı grubun farkı bu değerli arkadaşlar. Biz sorunları tespit etmekle yetinmiyoruz. Çözüm iradesini de söylüyoruz. Ben 2010 genel kurulunda bu kürsüden söylediğim şu lafı çok iyi hatırlıyorum değerli arkadaşlar. Bakın bu turma örgütlenmesi 10 yılda çok büyük işler yaptı. Evet. Çok büyük kazanımlar. Meslek gerçekten sıçradı. Bir yerlere geldi. Ama bakın bununla mesleğe ve meslek örgütünü şımartmayın. Baro'nun tarihi de böyledir. Tabipler Birliği'nin tarihi de böyledir. EMA'nın tarihi de böyledir. Eğer bu şımarıkla biz devam edersek bu örgütün dinamizmi kaybolur demiştim. Bugün 2013 yılındayız. Ve geldiğimiz süreç budur. Değerli arkadaşlar. Bu örgütün yeniden dinamizmi kazandırılması gerekiyor. Bakın değerli arkadaşlar. Bağımsız denetim sürecinde süreç tıkandı. Hatırlatma anlamında söylüyorum değerli arkadaşlar. Süreç tıkandı. Geldiğimiz nokta ne oldu? Gazetelere ilan vererek Cumhurbaşkanı'na yalvarır noktaya geldik. Bu durum bu meslek örgütüne yakıştıramadığını da ifade etmek istiyorum. Tabii bunları söylediğinde üzgün olduğunu söylemek istiyorum. Eğer siz meslektaşlar bu iradenizi ortaya koymadığınız süreçte ben önümüzdeki süreci çok aydınlık görmüyorum değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu süreçte dedim ki meslektaşlarımız bu da bağımsız denetim sürecinde bir kazanma elde edememişlerdir, edemeyeceklerdir. Olsa olsa bu büyük tekerlerin yanında hepimiz bize iş verilen birer işçi konumuna geleceğiz dedik. Onun için şu çok önemlidir değerli arkadaşlar. Bundan sonraki mücadele biçimimiz bizim aş ekmek mücadelemiz olmalıdır. Bütün gruplara sesleniyorum. Grupsal farklılığı bir tarafa bırakarak mesleğimizi, ekmeğimizi, aşımızı, işimizi savunmak zorundayız. Mücadelemizi ve örgütlü gücümüzü bu noktada tekleştirmek ve birleştirmek zorundayız değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu işin bir tarafı. Şimdi arkadaşlarım diyecekler ki, ben 23 yıl süre içerisinde bir mesleki örgütlememizin konumunu değerlendirdim ve çözüm yolunu da söyledim. Birlikte ortak irade koymaktır diyorum. Bütün gruplara söylüyorum, bütün mesleki mücadele yapanlara söylüyorum. Ama geldiğimiz noktada bir süreç var. Arkadaşlarımız bunu, yani biraz önce Tevfik Bey söyledi, bütün gruplar bize saldırıyor ya da bizi eleştiriyor noktasında bu anlama gelecek bir şeyler söyledi. Daha bir şey söylemedik, söylediğimiz hiçbir şey yok. Ama ortada bir gerçek var arkadaşlar. Bir taraftan 10 yıldır, 11 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Yani bu iktidarın arkadaşlar bu mesleki sorunların bu hale gelmesine hiç mi payı yok? Bunu soralım arkadaşlar. Ben geçtiğimiz süreçte 2010 genel kurulunda arkadaşlarıma şunu sormuştum. O sorumu tekrar ediyorum.
Siz bunu şunu yaptık, bunu yaptık, bunu da biz yaptık dediğiniz zaman dedim siz mevcut iktidarla bir paralellik sağlamış konuma kendinizi konumlandırıyorsunuz. Ben o günden bugüne bu konumlandırma devam etti değerli arkadaşlar. Bir değişiklik olmadı. Şunu da yaptık, bunu da yaptık. Yapılan iş ne var arkadaşlar? Uzatma oyunu, başka bir oyun yok. Yapılan iş uzatma. Bakın, en son değişen yasayla, torba kanununda çıkan yasa, meslek mensubu sahtelenen muhtemeliyeti itibariyle yaratıcı belge de sorumluluğu bulunursa, mükellefle birlikte sorumludur. Odaların disiplin kurulandı, ortadan kaldırıyor değerli arkadaşlar. Maliye Bakanlığı'nın meslek mensubunun disiplin hakları Maliye Bakanlığı'nın denetim elemanlarına veriliyor. Kim konuşuyor bunu değerli arkadaşlar? Kim söylüyor bunu? Değerli arkadaşlar, bakın 25 bin liradan 500 bin liraya kadar mevlet yatırmadığınız sürece sizin ruhsatınız askıya alıyor. Kim alıyor bunu? Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı'nın denetim elemanı. Kesinleşme. Yarı kesinleşmesi demiyor. Bakın arkadaşlar. Yarı kesinleşmesi demiyor. Kesinleşme. Şimdi bunlar konuşulurken biz E-Beyanname'de şuraya şunu taktık, bunu koyduk, bunu bastığımız zaman şu çıkacak. Sorun bu değil arkadaşlar. İşte söyledi arkadaşlarımız. Yarın büronuza gelip birisi sizi bilmem mali polis geldi aldı götürdü. Ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? Maliye Bakanı denetim elemanı inceledi dedi ki raporuna yazdı. Bunda dedi işte iştirakte vardır dedi. Ne yapacaksınız değerli arkadaşlar? Var mı sorun konuşma? Biz diyoruz ki işte bakın burada meslekte birlikteki arkadaşlarımız gerçekten meslek için bir şey üretmiş olsalardı bunu bu ve benzeri konularda odamıza, oda kanalıyla TÜRBAM'a bu konuyu iletip bu konuda katkı sunabilirlerdi. 3 yıllık oda yöneticisiyim. Meslekle birlikte grup yöneticisi de var arkadaşımız orada. Bir temsilcileri var. Allah için biraz önce denetim kurulu raporunu okudu arkadaşlar. Bir tane öneri yok değerli arkadaşlar. Bir tane öneri yok. Siz nasıl yöneteceksiniz bu odaları? Yani arkadaşlar gelin bundan sonra konuşmakla bu işler olmuyor arkadaşlar. İrade ortaya koymak lazım. Yol yürünürken belli olur bazı şeyler. Yola çıkmışsınız, yürüyorsunuz. 3 yıl geçmiş bir tane ortaya koyduğunuz proje yok. Kare arkasından sağa sola konuşarak bir şeyler çözülmez değerli arkadaşlar. Bakın unutmayın. Birilerinin verdiği şey, birilerinin size atfen verdiği şey, birileri bir gün gelir alır. Kendi evlerinizde, kendi mücadelenizde elde etmeniz hiçbir hak kalıcı değildir. Kalmaz, alırlar, AKP verir, CHP gelir alır arkadaşlar. Örgütlü mücadelenizde kazanıyorsanız bu hak kalıcıdır ve ileriye taşınabilir. Katılımcı meslek grubunun görüşü, tespiti budur değerli arkadaşlar. Evet biz hak verilmez, alınır diyen görüşün temsilcileriyiz değerli arkadaşlar. Ve şunu öneriyoruz. Eğer bu meslek örgütüne ciddi anlamda iyi önderlik yapılırsa ben tüm meslektaşlarımın tüm kazanımlarını elde edeceğine inanıyorum. Evet önümüzde engeller var, bir şeyler söylenebilir bu konuda. Belli kısıtlamalar olabilir, önümüze bazı engeller çıkıyor olabilir. Ama bu sorunu aşmanın yolu dediğim gibi kendi mücadele gücünüze inanmak ve bu mücadele gücünü harekete geçirmektir değerli arkadaşlar. Onun için biz çalışma programımızda da şunu söylüyoruz hakikaten, bu sloganlaştırdığımız bir cümle. Biz gücümüzü gerçekten meslektaştan alıyoruz. Tek kaynağımız meslektaş. Cesaretimiz cehaletimizden değil, bilgeliğimizdendir. Kararlılığımız kendimize olan saygımız ve geleceğimize, çocuklarımıza olan saygımızdandır değerli arkadaşlar. Hakkımız olanın ne olduğunu biliyoruz, nasıl alınacağını da iyi biliyoruz. Talep eden değil, hak verilmez, alınır diyenlerdeniz ve alacağız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Elbette hiçbir şeyi yok sayamazsınız. Ama dediğiniz nokta şudur. Önümüzde mesleğimizin ciddi sorunları vardır. Bu çözümde de, bu sorunların çözümünde de birlikte beraber olmak mesleğin sorunlarının çözümünde gerçekten katkı sunacaktır. Onun için ben çok yerel sorunlara girmek istemiyorum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunları yazmışız söyleyebiliriz. Ama en önemli gördüğüm bir noktayı ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli güncel. Biraz önce söylediğim konuyla da ilgili. Avukatlarda olduğu gibi avukatların büroları baronun bir temsilcisi olmadan kimse gidip inceleyemez değerli arkadaşlar. Bir baro yetkilisi gider çünkü orada müvekkilin
edinmiş olduğu bilgiler özel bilgilerdir. Bir başkasının bilinmesine müsaade edilmez. Bizim bilgilerimiz onlardan çok daha fazla olmasına rağmen. Bizim durumumuza istediği bir polis gelir, kapıyı çalar, girer. Onun için diyoruz ki önümüzdeki süreçte mücadele kaynaklarımızdan, ayaklarından bir tanesi de bu olmalı. Oda yöneticilerinin olmadan hiçbir mevki, makam kim olursa olsun hiçbir kamu kurumu gidip orada meslektaşın bürosunda arama yapamamalı. Bu konuyla ilgili gerekli mücadeleyi vermemiz gerekir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Evet, katılımcı meslek grubuna arkadaşlarımız bazı eleştiriler bulundu. Fazla değil ama bir arkadaşımız nasıl olsa katılımcı grupta kalmayacak yarın dedi. Ona bir şey demiyorum. Herhalde diş düşmesi oldu. Onu bulmayacağını yarın görürüz. Kaldık arkadaşlar, bu tür tartışmalar ve süreç elbette birbirimize söyleyeceğiz ama biz görüşlerimizi söyleyelim. Yani birbirimizi küçültecek ya da işte buna benzer bu anlamlara gelecek şeyleri söylemek bize bir şey kazandırmaz. Bize kazandırılacak şeye gelin. Biz düşüncelerimizi ortaya koyalım, güçlerimizi birleştirelim. Çünkü aşımız, ekmeğimiz bizim bu meslek, bu meslekten kazanıyoruz değerli arkadaşlar. Ben özellikle bu konunun altını çizmek istedim. Evet, dedim ki öncelikle kendimizi de eleştirmeliyiz. Önümüzdeki sürecin gelişimi noktasından bu sürece de bakmamız gerekiyor. Bu süreç gerçekten arkadaşlar zor bir süreç. Bu zor süreçte şunu açıkça ifade ediyorum. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Mesleki mücadele kolay bir iş değil. Bu işte görev yapan bütün gruptaki arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Büyük bir çaba. Her arkadaşımızın bu arkadaşlara teşekkür etmesi gerekiyor. Ama şunu unutmayalım. Biz eğer gelecekte mesleğin sorunları noktasında kol kola giremezsek çok açık söylüyorum. Önümüzdeki süreçte okul genel kurulunda da bir araya gelemeyeceğiz. Bakın biraz önce Sayın Afif Bey Cengiz de söyledi. Diğer arkadaşlarımız da söyledi. Protokol yok. Git. Güç zafiyetini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Bunların kaynaklarından bir tanesi de şu değerli arkadaşlar. Yine geçen genel kurulda şunu söylemiştim. Bütçeleri yıllık yapalım, maliye genel kurulları bu çıkan yasaya rağmen, bu çıkan yasanın en olumsuz taraflarından bir tanesidir. Meslektaşların bir araya gelmesi engellenmiştir. Genel kurulları bütçede çıkartılmıştır, meslektaşlar bir araya gelememişlerdi. Biraz da o da yönetimlerin katkısıyla meslektaşlara yüz yüze gelmekten kaçındıklarında bugün geldiğimiz sonuç kaçınılmaz olmuştur değerli arkadaşlar. Sebebi budur. Elbette bazı grupların kamu iradesiyle, kamu idaresiyle ortak yaptığı toplantıların sıkıntıları vardır yoktur onu bilemiyorum. Ama bildiğim bir sonuç var. Biz kendimizle ilgili, kendi tespit ettiğimiz sorun... Sayın Konuşmacı, lütfen toparlar mısınız? Tamam başkanım, teşekkür ediyorum. Mali genel kurullarımızı geri getirmek açısından bütçeleri yıllık yapmalıyız. Dolayısıyla her yıl toplanıp kendi sorunlarımızı konuşmalıyız. Konuşabilmeliyiz diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bir son cümlem değerli arkadaşlar. Aslında konuşulacak çok konu var. Ama dediğim gibi esas olan burada iki unsur. Bir, 23 yıllık tarihimizi iyi özümseyelim. Eksik yönlerimizi eleştiriye tabi tutalım. TÜRMOB örgütlemesine sahip çıkarak yeni bir dinamizmle, yeni bir örgütleme modeliyle TÜRMOB'u mesleğimizin sorunlarını kavram örgütlü bir duruma getirmemiz gerekiyor. İkinci konu, diğer gruptaki arkadaşların hükümete yakın, uzak ama bir şeyler yapabildiklerini anladığımız grupların da bu işe katkı sunmasının anlamında örgütlüğümüzü yok saymadan önce oda, önce meslek örgütümüz bilinciyle hareket ederlerse bu sorunları çok daha kolay çözeriz diyorum. Bir önemli sorun değerli arkadaşlar, en büyük tehlike, onu sona bıraktım. İlk anayasa değişikliğinde şu anda başbakan önündedir. Başbakanın çok sevdiği bir konudur. Anayasamızın 135. maddesinde tanımlandığı için meslek odaları 135. maddenin değiştirilerek artık her ilde, her bölgede üye sayısına göre isteyen istediği kadar örneğin atıyorum 3000 üyesi olan yerde 300 kişi bir yere gelirse bir oda kurabilir. Yani odalara zorunlu üye olma, kamu niteliği taşıma özelliği ortadan kaldırılacak. Böylelikle odalar bölüm parçalar, yönet politikasıyla ele geçirilecek. Bu bizim mesleğimiz açısından en tehlikeli unsurdur. Bütün gruplara sesleniyorum. Yarın seçimi kim kazanırsa kazansın. Kazanacak muhakkak mesleğimiz ve meslektaşımız olacaktır. Biz önümüzdeki süreçte bu mücadelede var olmaya devam edeceğiz. Mesleğin haklarını, meslektaşın haklarını hiçbir ayrım yapmadan sonuna kadar kim kazanırsa kazansın. Onun yanında olacağız. Hep birlikte olacağız. Bu mesleğimizi ve meslektaşımızın üzerinde dönen oyunlara karşı asla izin vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yarınki seçimde seçime katılan tüm adaylara ve gruplara
başarılar diliyorum. Bu arada bütün annelerimizin, annelerimizi kutluyorum. Değerli arkadaşlar, inanıyorum ki yarınki seçimden sonra yine kol kola hep beraber, hep birlikte meslek sorunları çözüm noktasında mücadele edeceğimizi biliyorum. Bağımsız bir meslek ve demokratik bir Türkiye hayaliyle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlar.